Mutlu geceler efendim. Kanal Fırat ve Kanal E televizyonları ortak canlı yayınıyla son baskı programıyla sizlerle birlikteyiz. Günü birlikte noktalayacağız. Yeni güne birlikte başlayacağız efendim. İlk bölümde canlı yayın konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili ve Milletvekili adayı Gürsel Erol bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hayırlı evet, bayramlar teşekkür diliyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Programa başlar başlamaz önce bütün hemşerilerimizin bayramını kutlayalım. Ben bu Ramazan her bayramda olduğu gibi bu bayramda da tekrar Elazığ'dayım. Hem seçim nedeniyle hem de Ramazan bayramı Hemşerilerimizle bir arada geçirmek adına buradayım. Bugün de epey yoğun bir tempomuzla köyleri, ilçeleri, beldeleri gezdik. Bütün hemşerilerimizin Ramazan bayramını kutluyorum. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu çağısıyla, çocuğuyla, eşiyle, dostuyla, komşusuyla, akrabalarıyla nice mutlu ve sağlıklı bayramlar diliyorum. Ayrıca Mayıs ayının şöyle bir özelliği daha olacak önümüzdeki dönem. Tabii 14 Mayıs'ta insanlar sandık başına gidecekler. Hem ülkenin yönetimiyle ilgili hem de Elazığ'da yeni seçilecek milletvekillerimizle ilgili tercihte bulunacaklar. Ama 14 Mayıs çok anlamlı bir güne denk geliyor. Anneler günü. Evet. Özellikle ben şu iddiada bulunuyorum. Bu sefer Elazığ'ın anneleri, Elazığ'ın kadınları ve Elazığ'ın gençleri Elazığ'ın siyasi dağılımını ve Elazığ'ın geçmişten gelen o siyasi ön yargısını kıracaklar. Onlara güveniyorum. 14 Mayıs'ın anneler günü olması, ayrıca 14 Mayıs'ta seçim olmasını kendim için çok hayırlı değerlendiriyorum. Hı. Niye değerlendiriyorum? Ee, anneler olan inancım. Yani annelik duygusu farklı bir duygudur. Çünkü ben sokaklarda gezdiğim zaman nereye gidersem gideyim, özellikle annelerin bana özel bir ilgisini olduğunu görüyorum. O anneler çoğu yerde eğer yaşı benden büyükse beni evladı gibi görüyor. Yaşı benden küçükse abisi gibi görüyor. Yani bir sahiplenme duygusu var bana. O da beni çok mutlu ediyor ayrıca. Niye? Yani insanların kendi aile dışından birisine, bu kadar bir siyasetçiye bir anne duygusuyla yaklaşması, bir kardeş duygusuyla yaklaşması, bir abi duygusuyla yaklaşması benim için çok önemli ve 14 Mayıs'ın da hem ilimiz için hem ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum ve annelere güveniyorum. Evet Efendim bayramlara önem veriyorsunuz. Hem resmi hem dini bayramlara. Evet. Yine bugün de vatandaşlarla bayramlaştınız. Bayağı da sanırım yoğun bir programınız vardı. Nasıl geçti bayramlaşma programları? Ya şöyle ben zaten seçildiğim günden bugüne kadar hep vatandaşın içindeyim. Yani ben lotlar Kamerası'nın milletvekili değilim. Ben salon siyasetçisi de değilim. Ben sokaktan gelen bir adamım. Yani hem yaşam kültürü olarak hem hayat mücadelesi olarak hem de siyaset yapma tarzı dili olarak ben sokak adamıyım. Evet, yani evet, sokağa iyi efendim. koklarım, Hı -hı. sokağı iyi bilirim, sokaktaki insanın düşüncelerini iyi bilirim. Hı -hı. E, çünkü ben de onların içinden geldim. Hı -hı. Yani ben bunu birkaç defa da anlatmıştım televizyon programlarında. Mesela ben liseyi bitirinceye kadar benim yeni bir takım elbisem olmamıştı. Hı -hı. Babam Allah rahmet eylesin köy enstitüsü mezunu bir öğretmendi. Hı -hı. Biz altı kardeştik. İşte bir öğretmen maaşıyla... Bir aile geçindiriyordu. Mesela evet. örnek vereyim abime bir takım elbise alınırdı. O da Sümerbank'tan alınırdı. Sümerbank o zaman kamu malıydı. Sümer söyle Bank... kim devam edelim isterseniz. Bir telefon bağlantımız evet. var. Evet. Ee, telefon hattımızın ucunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizlerle birlikte. Ee, hayırlı akşamlar diliyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Ben de hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim, Elazığ'dan Elazığ milletvekilimiz ve milletvekili ademimiz Gürsel Erol ile birlikte canlı yayındayız. Sizler de takip ediyorsunuz ve Elazığ'ı çok önemsediğinizi biliyoruz. Elazığ'a geldiğinizde de bunu ifade evet. etmiştiniz. Neler söyleyeceksiniz özellikle bayramla ilgili? Efendim, Elazığ'lı hemşerilerime selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Öncelikle onu ifade edeyim. Benden büyük olanların tümünün ellerinden öpüyorum. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Elazığ benim e, e, lise yıllarını, gençliğimi geçirdiğim bir yer. Dolayısıyla kendimi Elazığlı sayıyorum. Bir e, Bütün anılarım Elazığ'da. Elazığ'ın tarihini de, görkemli tarihini de çok iyi bilen birisiyim. Harput'u da bilen birisiyim. Dolayısıyla e, Elazığlılarla özel bir e, gönül dostluğum var, tarih dostluğum var. E, Elazığ'a bizim e, hizmet etmemiz lazım. E, malum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Elazığ'a Türkiye'nin en güzel eğitim tesislerinden birisini yapıyor. Şu anda inşaatı devam ediyor İnşallah Önümüzdeki süreçte gelir Bunu kurdelesini keseriz. Ben Elazığlı bütün gençlerin iyi okullarda okumalarını onların parlak ve güzel bir eğitim almalarını isterim. E bu da benim en büyük arzularımdan birisidir. Elazığ'ı unutmayacağız. Elazığ'a inşallah iktidarımıza bakanlık da vereceğiz. Efendim ben o sözünüzü evet. şimdi hatırlatacaktım. Evet. Bir önceki ziyaretinizde bakanlık sözü vermiştiniz. Bu devam ediyor evet. mu diye soracaktım size. Evet. Devam ediyor. Devam ediyor. Çünkü Elazığ bunu hak ediyor. Elazığ hak ediyor. Elazığ yıllardır söylenmesine karşın belli yerlerde dillendirilmesine karşın bir bakanlık verilmedi. Oysa Elazığ'ın bir bakanlığı alması önemli ve bunu da hak ediyor. Doğrusu ise söylemek gerekirse. Evet efendim bugün milletvekili Gürsel Erol'da Elazığ'da yoğun bir program geçirdi. Birinci sıra beyniniz sizin de aynı zamanda. Evet. kendisi ilgini neler söyleyeceksiniz? Gürsel Bey gerek parlamentoda gerek parlamento dışında bürokrasiyle kurduğu iyi ilişkilerde de son derece olumlu sonuçlar elde etti. Ve Elazığ'la ilgili güzel çalışmalar yaptı. Bunları bu çalışmaları uygulamaya da koydum. Aynı zamanda şunu da ifade edin. Ee, biz depremde e, evleri yıkılan, dükkanları yıkılan herkesin e, evlerini, binalarını, iş yerlerini yeniden yapıp, onlardan hiçbir ücret almadan e, kendilerine teslim edeceğiz. Ondan sonra onlarla oturup bir e, helalleşme yapacağız. E, bunu sadece Elazığ için değil bütün deprem bölgesi için bir hedef olarak da ortaya koyduk. Evet gelince Elazığ'lı hemşerilerimle kardeşlerimle kucaklaşacağım. Efendim sizin çok zamanınızı almayalım. Var mı son olarak aktarmak istedikleriniz Elazığ'lı Sağ olun efendim. Bütün Elazığ'lı kardeşlerime selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Evet çok teşekkür ederiz efendim. Bizler de bir kez daha hayırlı bayramlar diliyoruz sizlere. Çok sağ, sağ olun. olun. Hayırlı bayramlar. Çok efendim. sağ olun. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu telefon hattımızın ucundaydı. E, milletvekili Gürsel Erol canlı derken Elazığlı vatandaşların bayramını tebrik etmek istedi. Evet, buyurun sayın. Evet, sayın şimdi aslında Sayın Genel Başkanımızın bu nezaketine teşekkür ederiz. Bizi de onura etti. Yani bir genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayının, e, milletvekilinin olduğu bir programa bağlanarak hem bir vaatte bulunması, o vaadin arkasında durması, hem bizimle ilgili kurmuş olduğu ifadeler, anlatımlardan son derece onuru oldum. Sayın Genel Başkanıma da saygılarımı iletiyorum. Bu son derece anlamlıdır. Şimdi siyasetin gücü de budur aslında. Yani siyasetin gücü nedir? Siyasetin gücü ezik bir milletvekili profili değildir. Baskın bir milletvekili profilidir. Yani bürokrasiyi tanıyacaksınız, bürokrasiyle iş iş olacaksınız, bürokrasi sizi muhatap olacak. Yani Sayın Genel Başkanımızın buraya bağlanması ve Elazığlılarla bayramlaşması bile aslında bu kenti ve bizi ne kadar önemsediğinin bir göstergesidir. Yani çoğu zaman siyasetçiler kendi genel başkanlarına bile ulaşamazlar. Yani belki de muhatap bakanlara ulaşamazlar. Bunu yaşadık mı yaşadık? Ne zaman yaşadık? 6 Şubat depreminden sonra Türkiye'de 10 il afet bölgesi ilan edildi ve 10 il OHAL bölgesi ilan edildi. Elazığ buna dahil edilmedi. Mesela o süreçten sonra ben parlamentoda konuşmalar yaptım. Dedim ki 6 Şubat Maraş merkezli depreminin etki alanı 10 ilde yaşanmadı, 11 ilde yaşandı. Ve bu illerden birisi de dedim Elazığ dedim. Elazığ afet bölgesi ilan edilmeli dedim ve Elazığ'da bununla ilgili yani ticaret odası, sivil toplum örgütleri, kamuoyunun da böyle bir girişimi ve beklentisi oldu ama sonuç alınmadı. O sonuç alınmadıktan sonra o süreçte ben Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaştım. Hı hı. Yani nasıl Sayın Genel Başkanımızın bu telefonla bir canlı yayına katılıp bizi önemsediğini kamuoyuna anlatıyorsa ve bizim bu başarılı siyaset profilimizi anlatıyorsa bu benim için son derece onur verici bir olaydır. Ama... Sayın da aynı şekilde bizi muhatap alıp bir ilin sorunu ile ilgili kendi ilin milletvekillerinin ulaşamadığı bir muhalefet partisinin milletvekili ulaşıp bu kentin ile ilgili bir çözüm yaratmışsa bu siyasetçi olarak benim bir başarımdır. Niye? Hı -hı. Bak Furkan Bey ben hep şunu söylüyorum. Hı -hı. Yine söylüyorum. Sevgili hemşehrilerim milletvekillerinin iktidarı muhalefeti olmaz. Milletvekillerinin beceriklisi beceriksiz olur. Hı -hı. Becerikli olan değerini korur, bir daha adaylığı devam eder. Beceriksiz olan bir daha listeye giremez. Yani becerikli olan, etki alanı yaratan bir milletvekilini niye listeye yazmasınız? Tam tersini abilik yapsın diye, parlamento deneyimlerinden kendisinden sonrakiler yararlansın diye listedeki yerini korusunuz değil mi? Yani mantık bunu gerektirir. Şimdi geçmiş dönemden bu döneme geldiğiniz zaman yani 27. dönemin sürecindeki 5 milletvekili var. İlin 28. döneme yalnızca ben kaldım. Yani evet. 4 AK Partili milletvekilinden 4'ü de aday olmadı. Bu ne demek? 4'ü de bu işi beceremediği için, iyi bir siyaset deneyimi vermedikleri için 4'ü de değişti. Belki Zülfü Bey'in bununla ilgili bir şey olmayabilir. Yani Zülfü Bey belki 3 döneme takılmış olabilir. Bilemiyorum ama sonuç itibariyle 4'ü birden değişti. Ama ben yerimi korudum. İlk günden beri de bunu söyledim. Siyasetçinin Tamamen bir kentte yaşanan sorunlarla ilgili o kenti dinamiklerine yönelik, taleplerine yönelik, beklentilerine yönelik muhatap olacak bürokratik dili iyi kullanması lazım. Muhatap olacağı bürokratik ve siyasetçi iyi seçmesi lazım ve arandığı zaman da muhatap alınır olması lazım. Yani siz milletvekilisiniz ama sizin muhatap alan yok. Bir anlamı yok ki. Hiçbir anlamı yok. O milletvekili yalnızca o milletvekilinin ailesinin işine yarar. Çünkü kendisinden sonra da ailesi sosyal güvencelerini ve milletvekilinin getirdiği artı avantajları sürekli kullanır. Ama eğer siz becerikli bir milletvekili olarak kentin bir soru, sorunu ile ilgili ilgili ve yetkili yerlere ulaşabiliyorsanız o siyasetçiniz güçlüdür. Ve Elazığ'ın geçmişten bugüne kadar aslında çok güçlü siyasetçileri vardı. Salim Hazardağlı'dan tutun, Mehmet Aytud'dan tutun, Atilla Atilla'dan tutun, Ahmet Küçükel'den tutun, Rasim Küçükel'den tutun, Aliza Sepdoğlu'ndan tutun, Ahmet Cemil Tutunan tutun, Mehmet Ağar'dan tutun. Yani ben parti ayrımı yapmıyorum. Bunların hepsi kendi başına. Bu isimler çoğaltılabilir. Yani şu anda aklıma gelenleri söylüyorum. Söylemediklerinde kusura bakmasınlar. Bu isimler çoğaltılabilir. Ama bu isimler en az güçlü siyasetçilerdi. Bürokraside etki alanları vardı, siyasette etki alanları vardı. Ama son dönemlere bakın. AK Parti'nin bu 20 yıllık dönem içerisinde belki de 50'ye yakın milletvekili geldi geçti. İz bırakan var mı? İz bırakan var mı? Akıllarda kalan var mı? Yani şu anda bile sokağa sorsanız mevcut AK Parti'nin milletvekili adayları kim diye dördünü bir seferde söyleyemeyebilirler. Onun için siyasetçinin başarı profili kendisinin yarattığı etki alanıdır. Ben kendi adıma şunu söylüyorum. Her zaman da bunu ifade ettim. Ben ideolojik bir adam değilim. Yani bunu Tunceli milletvekilimde de anlattım. Elazığ milletvekilimde de anlatıyorum. Ben ideolojik bir adam değilim. Ben hizmet adamıyım. Hizmetin adına yapıyorum. Devletin liyakati için devletin sürekliliği için, vatanın bölünmez bütünlüğü için, milletimizin birliği ve beraberliği için. Yani bu milli duygular benim ideolojimin, siyasi düşüncemin önündedir. Ben bu genelekten geliyorum. Niye bu genelekten geliyorum? Hatırlatmak amacıyla söylüyorum. Bizim ailemizin büyük dedesi Diaba, Atatürk'ün en yakın çalışma arkadaşı ve meclisin, kurucu meclisin üyesi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin adı verilirken benim dedem oy verdi. Yani bu devlet kurulurken benim dedem oy verdi. Bu devlet kanunları anayasa alınırken benim dedem oy verdi. Şimdi bizim büyük dedemizin kurduğu bu cumhuriyetin, bu Atatürk'ün değerlerinin yaşatılması için benim birinci önceliğim önce o dedemin bugün yaptığı e, devlete sahip çıkma, anlayışına sahip çıkmak. Benim birinci görevim bu. Ve ikinci görevim ne? Birinci görevim devlet. Yani devletin sürekliliğini sağlamak. İki, vatanın birliği, beraberliği, bölünmezliği, milletimizin birlik ve beraberliği. Bunlar önemli kriterlerdir. Ve beni herkes böyle tanır. Yani parti içerisindeki milletvekilleri de, meclisteki diğer partilerin milletvekilleri de, bürokrasi de, bakanlar kulundaki bakanların hemen hemen hepsi de, çünkü hepsinde benim yakın dostluklarım var. Yani ben siyasette karşıtlık dilini kullanmam. Hı hı. Tespit ve çözüm odaklı bir dil kullanırım. Mesela ben her sene bütçe görüşmelerine hemen hemen her bakanın bütçesine katılırım. Doğru yapılan işlerle ilgili teşekkür ederim. Eksik yapılan işlerle ilgili de tespitlerimi yapar, çözüm önerilerimi getiririm. Ama hakkı asla hakaret etmem. Mesela benim ağzımdan bugüne kadar Tayyip Erdoğan lafını duymamışsınızdır. Arşivlerinize gül. Cumhurbaşkanı lafını da duymamışsınızdır. Hep Sayın Cumhurbaşkanı. Niye Sayın Cumhurbaşkanı? Yani o Cumhurbaşkanı'ndaki görevi kimin temsil ettiği önemli Orası devletin bir numaralı koltuğudur ve bir makamdır. Devleti temsil eden makamdır. Ben de Elazığ'dan seçilmiş, Elazığ ve Türkiye'yi temsil eden parlamentonun 600 isimden birisiyim. Ben devlet dilini kullanmak zorundayım. Yani kavga, gürültü, patırtı, karşıtlık söylemi değil. Benim geleneğim bu. Ve bu gelenek bana Elazığ'da da, Türkiye'de de, parlamentoda da ayrı bir kimlik verdi. Herkes partide konuşulurken, mecliste konuşulurken, ya CHP'de Gürseler Erol diyeceğiz, herkes der ki bu adam iyi bir devletçidir. Vatansever, yurtsever bir kimliğe sahiptir. Ve terör karşıtıdır. Mesela terör konusunda asla taviz vermem ben. Bu hangi terör örgütü olursa olsun asla taviz vermem. Şimdi bu kimlikleri alt alta koyduğunuz zaman bir etki alanı oluşturuyorsunuz. Bu etki alanı da şehrin yararına kullandığınız zaman muhatap buluyorsunuz. Yani ben istediğim zaman istediğim bakın Elazığ sorunlarıyla ilgili uğraştım. Çözdüklerimiz oldu, çözemediklerimiz oldu. Çoğu zaman kamuoyuna açıklamamız gerekenler oldu. Ama açıklamama zorunlu olan konularda oldu. Ama sonuç itibariyle Elazığ'a hizmet ettim. Elazığ'ın 5 milletvekili vardı. Dört milletvekili bugün yok, bugün var. Şimdi bana yeni bir... Onların olmasını ister miydiniz mesela bu karşı rakibinizde? Ya ben ona o doğru bir yaklaşım olmaz. Çünkü her partinin kendi bir işleyişi var, bir karar mekanizması var. Bundan sonra siyaset dilimi değişiyorum. Çoğu zaman eleştiri dilini kullanmıştım. Bundan sonra siyaset dilimi değişiyorum. Siyaset dilimi niye değişiyorum? Şimdi bu şehirde beş tane milletvekili seçilecek. Bu AK Parti'den de olabilir, MHP'den de olabilir, bağımsız da olabilir, İyi Parti de olabilir. Bizim listemizden birden fazla kişi de olabilir. Yani şu anda mevcutlardan herkes olabilir. Ama bugün baktığınız zaman mevcutlardan en deneyimli benim. Ben çünkü şu anda milletvekiliyim. Yani mevcut milletvekillerden aday olmadığı için şu anda abilik görevi bana düşüyor. Mesela benim şöyle bir yaklaşımım vardı. Biz 5 milletvekili, AK Parti'nin 4 milletvekili ve benim milletvekili, benim dahil olduğum bu 5 milletvekili sürecinde e, ee, içimizde yaşça en büyük Zülfü Demirbağ olduğu için ben her bayramda arar Zülfü abinin Zülfü abi diye hitap eder bayramını Zaman kutlarım. zaman tatlı şeyleriniz de oluyor. O, o da olacak. Hakaret olmadığı sürece evet. eleştiri olabilir. Mesela Zülfü Demirbağ arardım. Zülfü abi bayramı kutlu olsun derdim. Niye? Çünkü bir abilik vizyonu da vardı. Yaş itibariyle, Deneyimle. bir abilik vizyonu vardı. Şimdi bana da o düşüyor. Yani ben bu kentin siyasetin abisi olmalıyım. Çünkü gelecek dört arkadaşımızın ilk parlamento deneyimi olacak tecrübesiz olacaklar. Benim onları doğru yönlendirmem lazım. Onlarla ilgili sürecin yönetimi ile ilgili katkı vermem lazım. Ve ben abilik görevini üstleneceğim. Yani eleştiri, yani karşıtlık, kavga bu benim işim değil. Ben Elazığ'ın sorunlarının çözümü ile ilgili iktidar olduğumuz Elazığ'ı altın çağını yaşatacağız. Bakın sevgili şeylerim, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Kameraya bakarak konuşayım. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben Tunceli milletvekilinden Elazığ'a geldiğim zaman beni çok iyi tanımıyordunuz. Hanım için içinde haklı olarak oy vermediniz. Ben Millet İttifakı'nın ortak aldığı ittifak oyla seçildim. Yani tek başıma seçilmedim. İttifak oyla seçildim. Oy vermemekle de kendinize göre haklı gerekçeleriniz o dönem için olmuş olabilir. Niye olmuş olabilir? Çünkü tanımıyordunuz. Ama şimdi beş yıllık bir süre geçti. Ba siz bir isim koydunuz. Elazığ'ın sesi. Yani Elazığ'ın Sesi ismi Elazığ halkı koydu bana. Niye koydu? Çünkü ben parlamentoda konuşmalar yaptım, ulusal kanallarda konuşma yaptım, sorunları gündeme getirdim. Deprem sürecini yaşadık. TOKİ konutlarının proje alanlarının yani daha doğrusu TOKİ konut sayılarının mağduriyetlerin gidermesiyle ilgili önergeler verdim, bakanlarla görüştüm, Cumhurbaşkanına rapor verdim. Araştırma komisyonunun kurulması ile ilgili deprem araştırma komisyonu kurulması ile ilgili kanıt teklif verdim. Araştırma komisyonu kuruldu, Elazığ'a geldi. Şu anda da deprem komisyonundayım. Yani bu kentte yaşanan olumsuzlukların çözümü ile ilgili her yerde katkı verdim. En son da 6 Şubat'ta işte ben anlattım. Sayın Cumhurbaşkanı'na görüşerek Elazığ'ın afet bölgesi inan edilmesine katkı verenlerden birisiyim. Ama ne derece katkım oldu onu bilemem. Onu vatandaş takdir eder. Diğer arkadaşlarımıza haksızlık etmek istemem. Onu vatandaş takdir edecek. Ama ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın altındaki bir makamla görüşmedim. Direkt Sayın Cumhurbaşkanı'na görüştüm ve konuyu aktardım. Ve bir gün sonra da zaten akşam açıklandı. Şimdi anlatmak istediğim şu. Bize yeni bir görev düştü. Ben kavga adamı değilim. Yani... Kavga etmek isteyenle de kavga etmeyeceğim. Ama yalan bir iddia varsa o iddiada bulunan arkadaş diyeceğim ki gel televizyonlarda yüreği yetiyorsa konuşalım. Çünkü siyaset biraz da kirli yüzü var. Yani onu da yavaş yavaş alanlarda görüyorum. Bir iddia varsa buyur kardeşim gel televizyonlarda bu iddianı benim yüzüme söyle. Ama ben de seninle ilgili iddialarımı söylerim. Bakalım bakalım kim ne konuşacak diye bunu çağırırım ama kavga etmem. Kavgaya gerek yok. Bu şehirde bize yeni bir vizyon veriliyor. Abilik vizyonu. Abilik misyonu. Onu sağlayacağız. Bir de benim bu 5 yıllık süre içerisinde en fazla üzüldüğüm bir konu var. Beni yok saydılar. Yani beni yok saydılar. Yani bunun gerekçesi nedir bilemem. Yani benim baskın kişiliğimden kaynaklı mı, daha sorunları özgür ifade etmemden mi kaynaklı bilemem. Yani onu yorum yapmak istemem. Ama 4 milletvekili beni yok saydı şehirde. Yani konuşma oluyor 4 milletvekili. 4 milletvekili. Zalbuk bu kentin 5 milletvekili var. Bu kentin halkının oy verdiği oyla seçilen 5. milletvekili bendim. Bana burada yok sayıldım ve haksızlıklar yapıldı. Toplantılar oldu, çağrılmadım. İşte bir konuyla ilgili ortak bir görüşe ihtiyaç olduğu dönemde bana haber verilmedi. Ama ben bunu yapmayacağım. Bakın biz iktidara geliyoruz. Millet itibarı iktidara geliyor. Bütün anketler de onu gösteriyor. Bu şeyde yaşanan bütün sorunlarla ilgili hangi partiden seçilirse seçilsin Bağımsız seçilirse seçsin. Çünkü bağımsız da bağımsız adaylarında da kendilerine göre iddiaları var. Seçime şansları da var. Onların da iddiaları var. Kim nereden seçilirse seçsin hiç önemli değil. Bu kentle ilgili bir sorunu çözümüyle ilgili bir akla ihtiyaç varsa o benim aklım olmayacak. O ortak akıl olacak. Hepsini bir masada çağıracağız. Ben ilin valisiyle görüşeceğim. İl'in bu sorunla ilgili sorunların çözümüyle ilgili toplantı yapacak. Ev sahibi de ilin valisi olmalı. Vali bey bizi çağırır beş milletvekilini, belediye başkanı, ilgili sivil toplum örgütlerini bir karar alırız. Sonra Sayın Genel Başkanım Cumhurbaşkanı olduğunda ben onun yanına tek gitmeyeceğim. Beş milletvekiliyle gideceğim. Efendim Elazığ'da bu konuyla ilgili şöyle bir sorunumuz vardı. Çözüm ile ilgili şöyle bir önerimiz var. Biz beş milletvekili, ilimizin belediye başkanı, ilimizin valisi ortak bir karar aldık. Bu karar doğrusuna bu sorun çözümüyle ilgili sizden talepte bulunmaya geldik diyeceğim. Yani her konu da ortak akılla çözülür. Bizim kültürümüze o yakışır. Yani bizim bu Elazığ'ın öyle bir kültürü var ki... ...Elazığ kendisine ihtiyaç duyan, kucak açtığı hiç kimseyi dışlamamıştır. Bakın bu bölgede Elazığ'da yaklaşık 60 bin Bingöl'lü yaşıyor. Niye geldi bu insanlar buraya? Şimdi onunla ilgili de Elazığ yerlisi merisi diyorlar ya siyasette. Siyasette yerli olmaz. Siyasette o yerin duyarlılığı olur. Yani senin Elazığ'ın sorunlarına duyarlı olman için... Elazığ'ın yerlisi olmana gerek yok ki. Yani o sorunların çözümüyle ilgili duyarlı olmaya ihtiyaç var. Şimdi oy almaya gelince herkese türlü mesajı veriyorlar. Ama aday olmaya gelince Elazığ'ın yerlisi, Elazığ'ın yerlisi. Yani onu dolaydan o lafı da bana vuruyorlar. Hani ben Tunceli kökenliyim ya. Evet kardeşim ne var? Yani ben bu zaten buraya aday olarak geldiğimde Tunceli milletvekiliydim. Hı hı. Şimdi 60 bin Bingöl'lü gelmiş. Niye gelmiş? 1990'lı yıllarda başlayan daha öncesinde depremden kaynaklı sonra da 1990'lı yıllardan başlayan yanlış güvenlik politikalarından dolayı insanlar Elazığ'a gelmişler, buranın halkı güvenmişler ve iççe içe yaşamışlar ve 60 bin nüfus Bingöllü var. Yine tarihsel süreçten bugüne kadar göç alan iller, veren illerden birisi Tunceli. Şu an 30 bine yakında Tunceli var. Diyarbakırlı var, Muşlu var. Yani bu şehir bir metropol e, şehrinin e, ne diyeyim sosyolojik yapısına sahip. Yani herkes var burada. Hı, hı. Çevre illerin hepsinden var. Bize düşen nedir? Bize düşen bu şehirde yaşayan ve bu şehrin değerlerine sahip çıkan herkesin varlığını kabul edeceksin. İşine geldiği zaman onların kapısına gideceksin. Hı hı. Ama bir yere talep açtıkları zaman Elazığ'ın yerlisi, Elazığ'ın yerlisi. Elazığ'ın yerlisi değil, Elazığ'ın sorunlarına duyarlı olanlar, duyarlılık gösterenler. Konu bu. Yani şimdi büyük şehirlerde İstanbullar mı milletvekili ve Ankara'da Ankaralılar mı milletvekili? Toplumun her kesimler milletvekilleri var. Hı hı. Önemli olan senin o kentin sorunlarına karşı yaşadığın ve kendini sorumlu hissettiğin duyarlılıklardır. Ben şimdi Elazığ Furkan Bey sokak sokak geziyorum. Bir tek şey söylüyorum. Bak kime oy vereceklerini konusunda hiçbir yönlendirme yapıyorum. Elinizi vicdanınıza koyarak bu şehre kim hizmet etmişse, bu şehrin değerlerine kim sahip çıkmışsa, bundan sonra bu şehri kim en iyi şekilde temsil edebilse oyunu verin. Ama oy vermemeleri gerektiği konusunda bir uyarım var. Diyorum ki bu şehirde AK Parti şımarıklığına son vermek için AK Parti'ye Allah'ınızı serseniz bir dönemde oy vermeyin bugüne kadar verdiniz çünkü. Hep verdiler. Yani 20 belediyenin 17'si AK Partili. İşte dönem dönem 4 milletvekilinin 4'ü AK Partili. 5 milletvekili olmuş bir dönem MHP'den Mustafa Gül seçildi. Bir dönem ara bir dönemde Yavuz, Yavuz Temizler. Temizler seçildi. Bir dönem de ben seçildim. Ama burası AK Parti'nin karesi olarak görülüyor. Ve bundan kaynaklı da inanılmaz bir mağduriyet ve şımarıklık var. Yani diyorlar ki ben listeyi yazdım. Kardeşim gönderiyorum sen bunları seçeceksin. Seçmişler mi? Vallahi Elazığlar seçmiş bugüne kadar. Çünkü yani sonuçta siyasi sonuçlar ortada. Ama bu dönem öyle bir dönem değil. Bu dönem geçen dönemlerde belki kendinize göre alternatif bulmadığınız için, gerçeklerle yüzleşmediğiniz için gittiniz kehrende olsa yine oy verdiniz. Ama oy verdikten 6 ay sonra da keşke verme dememeye başladınız yine. Şimdi aynı. Yani AK Parti'nin taktiği bu. Her dönem adaylar değişiyor. Her dönem adaylar değişiyor. Zanki yeni bir dönem başlıyormuş gibi. Bu dönem AK Parti şımarıklığına bir ders vermek için oy vermeyin. Bunun ilin siyasetinin şekillenmesinde ve ilin menfaati açısından iki önemi var. Birinci önemi nedir? Arkadaş şimdi bakın ben hep ne dedim? Bir partiden ha bir milletvekili seçilmiş ha dört milletvekili seçilmiş. Hiçbir şey yok. fark yok değil mi? Çünkü dördü de aynı şeyi söylüyor. E diğer tarafta ben tek başımayım. Ben de başka bir şey söylüyorum. Halbuki düşünün. Elazığ'dan şu anda siyasi partilerden, diğer siyasi partilerden birer milletvekili var. Bağımsızlardan milletvekili var. Bu şehrin zenginliğidir. Fikir zenginliğidir. Düşünce zenginliğidir. Hizmette rekabettir. Yani bundan şehri kazanır. Şimdi dört milletvekili yok mu da AK Parti'den? Hı hı. Şimdi dördünden biri aday mı? Dördü de yok. Değil mi? Ya dördü de aday olamadı yani. Ya bu ne demek? Demek ki bir partiden birden fazla milletvekili seçilmesinin, yani bu CHP açısından da böyle. İnanın hiçbir anlamı yok. Yani şimdi ben milletvekiliyken ikinci sırada bir CHP'li olsa, CHP kökenli birisi olsa, yani ne olacak? İkimiz de aynı şeyleri düşüneceğiz. Ama din ki Saadet Partisinden, Deva'dan, Ge gelecek partisinden, İyi Parti'den, MHP'den, işte Yeni Refah'tan, Bağımsızlardan beş kişilik bir ekip olursa, yeni bir milletvekili dağılımı olsa, ya hepimiz başka bir şey söyleyeceğiz şehrin gelişmesi için. Yani oturacağız, konuşacağız, tartışacağız, toplumu bilgilendireceğiz. Elazığ'a daha çok gelip gideceğiz. Kendimizi ön planda tutmaya çalışacağız. Ve bundan kim kazanacak? Elazığ kazanacak. Birbirle rekabet edeceğiz. Rekabetimiz birbirimizi kötülemek için değil. Rekabetimiz hizmette rekabet. Ön plana çıkmak için. Kim daha iyi yapıyor bu işi demek için. Yani bunun en güzel örneği işte bugün AK Parti'nin dört milletvekilinin listede olmamasının dördü de yok. Ha bir kişi yok ha dördü yok. Fark eden bir şey yok yani. Onun için hemşerilerime şunu söylüyorum. Yani mutlaka ve mutlaka yani bir takım tutar gibi bir parti tutma taç anlayışından vazgeçin. Şu ilde AK Parti şımarıklığına son vermek için gelin sat başına elinizi vicdanınıza koyun. Bu ben olurum, CHP olur, İyi Parti olur, MHP olur, bağımsızlar olur, yeniden refah olur. Onu da olur. Oyunuzu kullanın. Ama AK Parti'ye kesinlikle vermeyin. İkinci yararı ne? Bakın biraz önce telefonla bağlandınız. Bağlandığınız kişi bir genel başkan yardımcısı değil bir genel başkan da değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı adayı. Anketlere göre de Cumhurbaşkanı olacak. Elazığ o kadar önemsiyor ki telefonla Elazığ'dan arandığı zaman bağlanıyor ve diyor ki Elazığ'a bakan sözümüz var diyor. Elazığ'a bakanlık vereceğiz. Bu bir hizmetle rekabettir. Şimdi AK Partili milletvekillerinin yüreği yatıyorsa, yetiyorsa şimdi ne söylüyorum? Güçleri yetiyorsa yani bizim kadar ciddiye alınıyorlarsa hem mevcut milletvekilleri hem adaylar. Bir gün sizin programınızda da Sayın Cumhurbaşkanımız bağlanır. Evettir biz Elazığ'a haksızlık yaptık. İlk kabinemizde Elazığlı bir bakan olacak. Kim kazanacak bundan? Elazığ. Elazığ kazanacak. Yani Cumhur İttifakı seçilse, Millet İttifa'da seçilse Elazığ'ın bir bakanlığı garanti olacak. Garanti olunca olacak. Elazığ'ın sorunları daha pratik çözülecek. Yani bu bundan Elazığ'ın yararı var. Şimdi şimdi diğer bir boyutu daha var. Şimdi diyelim ki Önümüzde yerel seçimler var. Genel seçimlerden sonra 9 ay sonra yerel seçimler var. AK Parti burada örnek veriyor. İki milletvekilinde kaldı. Cumhurbaşkanlığında kazandı. Örnek örneği tam anlatmak için söylüyorum. Cumhurbaşkanlığında kazandı. Şimdi yerel seçimde yeni bir güç odağı olmak için, yerel seçim almak için ne yapması lazım? Diyecek ki ya biz Elazığ'da eridik. Bu sonuçlarla biz belediyede kaybediyoruz. Bu Elazığ'da ne oldu, ne bitti, niye sonuçlar böyle oldu diye oturup düşünecekler. Bunu nasıl telafi edebilirler? Bakanlık vererek telafi ederler. Yani Cumhur İttifakı'nın Elazığ'a bakan vermesini istiyorsanız, o kaybettiği gücü geri almak için... Ya da yatırımları artıracak. Yatırımlı olmaz mı? Hiç yatırımlı olmaz. Bak ben size söylüyorum. Şu anda bu Kahramanmaraş depreminden sonra yatırımlarla ilgili verilen ben de verirsem inanmayın. Yalan. Böyle bir dünya yok. Yani yalan. Bir milletvekili'nin çözebileceği iş değildir bu. Yani çünkü niye? Bu deprem bölgesindeki e, dev, devlet, yani daha doğrusu deprem bölgesinden kaynaklı 300 milyar dolarlık bir hasar var. Devletin birinci önceliği deprem bölgesi olacak. Doğal olan da budur zaten. Orası olacak. Bunu bir milletvekili girişimiyle siz yatırımları bu tarafa hızlandıramazsınız. Bunu nasıl yapabilirsiniz? İlinizden bakan çıkmadan milletvekili düzeyinde bu şehrin sorunlarını çözemezsiniz. Bakan çıkacak. Bakan ne olur? Bakan çıktığı zaman ilgili bakanı arayacak arkadaşlar. Elazığ'ın şu yatırımına şu parayı gönderelim diyecek, rica edecek. Çünkü hepsinin birbirine işi düşecek. Bakan. Bakan çıkması için de iki seçeneğimiz var. Bir, Cumhur İttifakı kazanırsa güç kaybetmiş halde kazanmalı, iki milletvekilinde kalmalı. Millet İttifakı biz kazandığımız zaman da gideceğiz diyeceğiz ki Sayın Yeral Başkanım, Sayın Cumhurbaşkanım sizin de sözünüz var. Biz sözünüzün arkasında olduğunuzu biliyoruz. Ama bakın sizin bize verdiğiniz söz doğrultusunda ve Elazığa yaptığınız açıklama doğrultusunda Elazığ'a bakanlık vereceğim diye Elazığlar güvendiler, bize oy verdiler. AK Parti dört milletvekilinden ikiye düşürdük. Hakkımızı istiyoruz. Ya biz de bir şey isteyeceğiz yani. Hem iki taraflı. Yani hem Cumhur başka bir yaptırım olacak. Millet İttifatı'ndan başka bir yaptırım olacak. Onun için AK Parti'nin Elazığ'da AK Parti'nin Elazığ'da iki milletvekilini geçmemesi lazım. Onun için diyorum AK Parti'ye oy vermeyin. Ha. Hem kendi bakanlık kazandırmak için vermeyin. Hem Elazığ'da bu AK Parti siyasetinin şımarıklığı için oy vermeyin. Bunlar kimseyi tanımıyorlar. Beni tanımadılar ya. Ben milletvekili beni tanımadılar. Bunlar yani ne diyeyim? Kendilerini Kaf Dağları'nda görüyorlar. Herkese tepeden bakıyorlar. Ya böyle bir dünya yok. Seçim olduğu zaman kul köle vatandaşa seçim bitti. Herkes kendi yola. Yani bunun bir hesabının sorulması lazım. Ben geçen Ortak yayında 5 milletvekili adayını dinledim AK Parti'nin. Hepsinin kendi adına bir bilgisi, becerisi, yetene olabilir. Ama ya dedim ki acaba yani bunlar ben iktidar partisinin milletvekiliyim de bunlar muhalefet partisinin milletvekilleri mi? Vaatte bulunuyorlar. Arkadaş iktidar partisinin milletvekilleri vaatte bulunmaz. Çözer. Sorunu çözer. Sen 20 yıldır çözülmeyen, söz, 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 çözülmeyen sorunlar anlatıyorsun. Diyoruz ki biz bu, bu, bu konuları çözeceğiz. E ya sen 20 yıldır iktidarsın, yeni iktidara talip değilsin ki onu ben söyleyebilirim. Ben vaat edebilirim. İktidarın yanlış uygulamalarından kaynaklı, yatırım politikalarından kaynaklı sorunlarla ilgili çözüm önerilerini ben getirebilirim. Ama sen çözen makamdasın. Daha iktidarsın, daha 25 gün var seçime. Çöz kardeşim. Yani bugüne kadar niye o zaman çözmediniz? Yani sanki bir dönem kapanıyor öyle de söylüyorlar. Yeni bir dönem başlıyor. E geçmiş dönemde kim vardı? Ben mi vardım? Cumhuriyet Halk Partisi iktidar? Yine siz iktidarsınız yalan dolana gerek yok. Onun için bu dönem farklı bir dönem. Bu dönemde bütün seçilecek arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum. Ve bana düşen göre bu dönem en Elazığ'ın siyasette abisi olmak, derlemek, toparlamak ve ortak aklı geliştirmek. Şimdi bakın, demin dedim ya bir partiden bir milletvekili çıkmasıyla dört milletvekili çıkması arasında bir fark yok. Bizim listemiz nasıl oluştu? Bizim listemizin ikinci sırasında kim var? Saadet Partisi. Saadet Partili var. Evet, Abdullah, Abdullah Bey, Saadet Partisi'nin eski il başkanı. Üçüncü sırada kim var? Deva, Deva Partili. Ahmet Bey var. Yani biz iki de alsak, üç de alsak. Ki yani şu şey olarak anlatıyorum. Örnekleme açısından anlatıyorum. CHP'den seçilecekler ama CHP'li değiller. Çünkü aynı gün yemin töreninden sonra istifa edip partilerine dönecekler. Haliyle CHP'den seçilmiş bu şekerin kendi iç dinamiklerine göre temsil noktalarında farklı olan milletvekiller olacak. Yani Abdullah Bey Saadet Partili milletvekili olacak. Ahmet Bey Deva Partili Milletvekili olacak. Yani bir partiden olmayacaklar. Ve buradaki doğru formül de budur. Ama siz bunu zaten bu ittifaktan önce de, daha önceki yayınlarımızda da ifade Hepsi ediyorsunuz. Hep söylüyorum. Yani. Yani her tabii. partiden birer tane olsa olsun. Olsun, şimdi bağımsızlar yani? da var, bağımsızlardan da olsun. Niye ki zararın var memleketi Olsunlar arkadaş, emek veren olsun. Sokakta karşılığı olan olsun. Listeye giren olmasın ama. Bak listeye giren olmasın. Emek veren olsun. Şimdi Elazığ diyebilir mi? Gürsel Erol sen bu işi hak etmedin, gittin genel başkanına kulis yaptın, listeye girdin. Bunu diyebilir mi? Bunu diyemez, benim kendi genel başkanım söylüyor. Ne diyor? Türkiye'nin ve parlamentoda parlayan bir siyasetçi, bizimle ilgili başka bir şeyler var çünkü önümüzdeki süreçle ilgili görevlendirmeler olacak. Genel başkanım benim başarılı olduğunu ifade ediyor zaten. Şimdi peki geçmişteki dört milletvekili başarılıysa niye listede yok? Peki şimdi söylüyorum yani bu listede olan arkadaşlar başarılılarsa mesela Ejder Bey geçen dönem milletvekiliydi, bu dönem niye olmadı 27. dönemde? Değil mi? E Mücahit Bey şimdi benden sonra programa katılacak. E başarı hikayesi varsa e bundan önce belediye başkanıydı. Niye belediye başkanı yapmadınız? Ya yani bunlar hep sorgulanması lazım şeyler. Bu nedir? Bu liste milletvekilliği. Ben liste milletvekili değilim. Ben sokak milletvekiliyim. Halkın milletvekiliyim. Yani ben kendimi öyle tanımlıyorum. Onun için diyorum emek veren, hak eden, sokakta karşılığı olan ve sizi en iyi şekilde temsil edecek, bu kentin dinamiklerini harekete geçirecek, birliği bereberliğe savunacak bir siyasi yapılanmaya ihtiyaç var. Ve bunu her evde de bas bas bağıracağım seçim sonuna kadar. Benim kimsenin kişiliğiyle, şuyla, buyla, geçmişle, görev yaptığı süre içerisindeki yöneticilik anlayışıyla, performansıyla, konuşulan dedikodularla, ithamlarla hiç ilgim yok. Bana da bir sürü bilgi geliyor. Ama ben bunu çıkıp televizyonlarda konuşacak adam değilim. O vatandaşın kendi vicdanı. Ben toplumu doğru yönlendirmekle ilgili sorumluyum. Çünkü şu anda 5 milletvekili içerisinde hala milletvekili ve milletvekili adayı olarak devam eden tek adayım. Tek aday benim. Benim yapmam gereken ne? Elazığ halkının, Elazığ seçmeninin doğru oy kullanmasına yönelik onları bilgilendirmek. Ondan sonrası vatandaşın kendi takdiri, vicdanıdır. Ben kendimi Elazığ halkının vicdanına teslim ettim. Evet. Yani özet olarak şunu ifade ediyorsunuz. Eğer evet. diyorsunuz seçimlerde AK Parti'nin Elazığ milletvekili sayısı 4'ten 2'ye düşerse, Cumhur İttifakı seçimde Cumhurbaşkanı düzeyinde kazanırsa Elazığ'a bir bakanlık yeri Elazığ'la daha çok ilgilenilir. Seçin, tabii. Biz kazanırsak biz de gideceğiz diyeceğiz diyeceğiz ki efendim siz Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Genel Başkanım Elazığ'a söz vermiştiniz. Elazığ bu sözünüze inandı. AK Parti'nin dört milletvekilini ikiye düşürdü. Bakanlığı istiyoruz. Yani bunlar Elazığ kazanacak yani. Hı. Ve siyaseti diyorum bak ben liste milletvekili değilim. Yani listeye tesadüfen yazılan, tesadüfen siyasetçi olmuş birisi de değil. Hatırla gönülle yazılan. Hatırla gönülle, referansla, kulisle milletvekili olan birisi değilim. Ben televizyon programlarımızı yaptık. İki yıl öncesine ne dedim? Kardeşim benim adaylığımla ilgili problemim yok. Çünkü ben kendi adaylığıma kendim karar veririm. Hatta seçim sistemi değişmeseydi ikinci sırada evet, olacağım Kendi adaylığıma yani. kendim karar veririm evet. dedim. Benim adaylığımla ilgili bir sorun yok. Ama dedim ki bu dört milletvekilinin dördü de bir dahaki dönem listelerde olmayacak. Açın arşivlerinize bakın. Şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Yani bugün AK Parti'den seçilen milletvekillerin hiçbiri sırası ne olursa olsun 29. dönemde gün olmayacak. Çünkü so, siyaset başka bir şey. Yani vatandaşa doğru dokunamazsan, vatandaşla iç içe yaşayamazsan, vatandaşın sorunlarını doğru algılayamazsan siyasette başarılı olma şansın yok. Şimdi mesela Ejder Bey son derece mülayim bir arkadaşımızdır. Nezaket kurallarını bilir, beyefendi bir arkadaşımızdır. 26. dönemde de birlikte görev yaptık. O Elazığ milletvekili, ben Tunceli milletvekildim. Peki 26. dönem bir başarı hikayesi varsa 27. dönemde niye listeye yazmadınız? Öyle değil mi? Peki şimdi 28. dönemde listeye yazarken Listede yer alma gerekçesiyle ilgili projelerini ne anlatıyorlar? E Mücahit Bey belediye başkanlığı yaptı. Onun da son derece insani ve nezaket ilişkileri gelişmiştir. E peki kardeşim başarılıysa çünkü milletvekili devlet protokolünde belediye başkanı üstüdür. Yani sen belediye başkanlığına layık görmüyorsun. Ne demek? Yani bu şu şu demek genel merkezlerin kendi iç dinamiklerindeki kulüslere göre liste oluşmuştur. Bak ben... Ben... Sokak beni iyi tanıdı de, şu kitapçıktan 50 bin tane yaptım. Elazığ'ın sesi. İktidar olursak neler yapacağımızı tek tek anlatıyorum. Bak tek tek şimdi de vatandaşı anlatıyorum. Diyorum ki iktidar olursak bu sorunları ben çözeceğim. Şimdi AK Partili milletvekillerinin böyle bir tek iddiası var mı? Böyle bir kitapçıkları var mı? Bu şehrin sorunları nedir? Bugüne kadar niye çözülmemiştir? Yani çözülmeme gerekçesini de anlatmak zorundalar çünkü iktidarlar. Benim böyle bir gerekçe olamaz ama onların olmalı. Var mı bir çalışması yok. Niye yok biliyor musunuz? Furkan Bey bak en zoruma giden de bu. En zoruma giden, Elazığ adına en zoruma giden. Elazığ çantada keklik görüyorlar. Hale 5-0, 5-0 diyorlar. Ya ne yaptınız da 5-0? Peki 5-0 ise o 4 milletvekili nerede? Demek ki onlar başarılıydı. Niye yazmadınız listeye? Ne yaptınız? Bu şehri ne yaptınız? Bakanlık mı verdiniz? Bu şehrin ticari hayatına mı destek verdiniz? Sanayisini mi desteklediniz? Turizmde bir hareketlilik mi sağladınız? Ne yaptınız? Hiçbir şey yok. Yalnızca yapacağız, edeceğiz. Sevgili hemşerilerim, yalan dolan, yalan dolan. Eskiden benim gibi birisinin olmaması bunlar işine yarıyordu. Ama şimdi ben sokak siyaseti yaptığım için, vatandaşın nabzını iyi tuttum. Çünkü ben onların içinden geldim. Demin anlatıyordum. Sayın Genel Başkanım bağlandı. Ben liseyi bitirinceye kadar yeni bir takım elbisem olmadı. Sümerbank vardı. Sümerbank'ı da sattılar. Babam Sümerbank'tan abime bir takım elbise alırdı. Sümerbank'ın elbiseler de sağlamdı ya sağlam elbise. yani öyle kolay kolay yıpranmazdı, eskimezdi. Beklerdim ki abim eskitsin ben giyeyim. Sonra da benim küçük kardeşim vardı Soner. O da beklerdi ki ben eskitim o giysin. Yani ben köydeki adamın nasıl koktuğunu yanına gidip kokladığım zaman kokusunu almam. Niye almam? Çünkü ben de onun gibi kokmuşum. Ben o adamın gözüne baktığım zaman umutsuzluğunu, çaresizliğini görüyorum. Çünkü ben de zamanında hayattan çok korktum. Çaresizlikten çok korktum. Onun yaşadığı her şeyi yaşadım. Çünkü benim babam lord değil ki. Benim babam ağa değil ki. Benim babam paşa değil ki. Benim babam fabrikatör değil ki. Benim babam yetim büyüyen, köy enstitüsünde tesadüfen okuyan bir memurdu, öğretmendi. Bir memur maaşıyla altı çocuğunu geçindiriyordu. Biz sırtımızda evlere odun taşırdık, haçlık edinmek için. Yazın köye giderdik, buğday biçerdik, arpa biçerdik, mercimek biçerdik ve sırtımızda taşırdık. Yani ben zaten yokluğun içinden gelmiş birisiyim ve yokluğu hisseden adamın duygularını biliyorum. Bildiğim için de onlarla rahat iletişim kuruyorum. Tepeden bakmıyorum. Onun çünkü umutsuzluğunu ve benden duyduğu umudu hissettiğim için benim ona karşı yaklaşımım biraz daha farklı. Ama şimdi yani görüyorum, bakıyorum. Ya arkadaş tabii ki bir siyasetçi hak ettiği süre içerisinde en iyi şekilde yaşasın. Kanunlar çerçevesinde kazandığı varsa yesin, içsin, geçsin, harcasın, yardım etsin. Bunları yapsın tabii ki. Ama arkadaş vatandaşa tepeden bakma. Senin yaşam standartlarının olursa olsun geldiğin yeri unutmayacaksın. Ben unutmadım hiç. Ben hala oradan geldiğimi biliyorum. Eski geleneklerime, kültürüme, annenelerime bağlı birisiyim. Ve vatandaşın çaresini, umusunu gördüğüm zaman da inanın üzülüyorum. Umut olacağım. Hele sevgili hemşerilerim, ben size bu beş yıl içerisinde güven vermişsem, beni iyi bir milletvekili olarak kabul etmişseniz, sizi iyi temsil ettiğime inanmışsanız, gerek parlamentoda gerek ulusal kanallarda Elazığ'ın adını kamuoyuna duyurabildiğime inanıyorsanız biz oyunuzu verin. Ama eğer benim seni yeterince temsil etmediğime, seni Elazığ'ın sorunlarını yeterince gündeme getirmediğime, silik, pasif, aktif bir milletvekili olmadığıma inanıyorsan valla bana da oyunu verme. Verme ki ben de bir ders alayım. Verme ama inanıyorsan ver. Çünkü bil ki sen tanımadan bu şehirden beni seçti. Beni tanımadan seçti Elazığ. Ben Tunceli Milletvekili'nde geldim. 38 bin oy aldım. Millet İttifakı'nın oyla, ittifak oyla seçildim. Ama bugün artık Elazığ sokakları beni tanıyor. Eskiden Elazığ sokağında gezdiğinde herkes diyordu ki bu kim? Adaylığın döneminde. Ama şimdi öyle değil. Yani apartmandaki bile, üst kattaki bile benim gezdiğimi duyunca çıkıyor balkondan el sallıyor. Dükkanındaki dükkanından çıkıyor. Yolda yürüyen geliyor resim çekiyor. Beni tanıyor. Ben tanınır oldum. İyi tanıdıysanız, güvendiyseniz benim sizin geçmişten gelen demin saydığım özelliklerinden dolayı güvenizi asla ihmal etmeyeceğimi bilin. Güvenmiyorsanız benim hakkım size geçmişse helal hoş olsun. Sizin hakkınız da bana geçmişse siz de helal edin. Bu siyasettir. Ama dönüp dolaşıp aynı yere geliyorum. Kime oy vereceğiniz önemli değil. Bu anlattığım gerekçelerden dolayı kesinlikle AK Parti'ye oy vermeyin. Vermeyin ki bunlar kendilerine bir çeki düzen versinler. Bak eski tas eski hamam. Kaç dönemdir burada milletvekili seçim oldu. Her dönem AK Parti milletvekili adaylarını değişe değişe gitti. Şu anda 50'ye yakın milletvekili değişmiş. Her dönem için yeni bir umut verdiler. Hep yalan dolan. Şimdi bakıyorum. Efendim işte vatan hainlerini 14 Mayıs'ta sandığa gömeceğiz. Arkadaş kimse kimseyi vatan hainiyle suçlayamaz. Ya böyle bir şey var mı? Ne vatan hainliği? Yani şimdi kim hangi siyasetçi milletvekili benden daha yurtsever olduğunu iddia edebilir? Yani insanlar o süreci hatırlasınlar. Çözüm sürecinde Oslo'yla görüşmeler olurken ben Tunceli'de PKK'ya karşı yürüyüş yaptım. E 15 Temmuz'da ben Elazığ'da mitik alanlarındayken, buralardayken 15 Temmuz'da ortalıkta olmayan bir sürü siyasetçi vardı. Hepsini biliyorum ama ben bunları konuşarak gündem oluşturmaya çalışmıyorum. Türkiye'nin, Elazığ'ın gündemi bunlar değil. Elazığ'ın gündemi ne biliyor musun? Yokluk, yoksulluk, fakirlik, işsizlik. Elazığ'ın gündemi bunlar. Bunlara sahip çıkacağız. Biz birbirimizi suçlayarak değil, bilgi kirliliği oluşturarak değil. Biz burada istihdam alanlarını nasıl yaratacağız? Kamu bütçesini doğru nasıl planlayacağız? Yatırım önceliğini nasıl planlayacağız? Tarım politikalarına nasıl destek vereceğiz? Hayvancılığa nasıl destek vereceğiz? Ya bak mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim. Ben Beritanlar ve Şavaklar ile ilgili mesle soru önergesi ve kanun teklifi verdim. Meclis kürsüsünde konuştum. İnan Beritan ve Şavak aşiretinden Türkiye'nin haberi yoktu. Halbuki Beritan ve Şavak aşireti, bu Erzincan Tunupendir'in evet. biliyor ya. Erzincan turlu peyniri aslında şavak peyniridir. Ve beritanlardır. Hayvancılıkta marka olan iki aşiret vardır. Şavaklar ve beritanlar. Bunlar yüzyıllardır geleneksel yönde hayatlarını devam ettiriyorlar. Ve devletten bir lira katkı almadan. Tam tersine bunların en büyük sorunu mera. Yani düşün devlet fabrikaya teşvik veriyor. Vergi afı getiriyor. Ama hayvancılıkla üreten, ilkel koşullarda hala çadırda yaşayan... O Şavaklardan ve Beritanlardan yayla para almadan yayla açmıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Arkadaş teşvik et adamı ya. Tam tersine teşvik et. Mesela Türkiye'nin gündemine taşıdım ben bunları. Yani Elazığ'da birçok konuyu Türkiye'nin gündemine taşıdım. Ama şimdi dediğim gibi artık iktidara geliyoruz. İktidar olduğumuzda inanın şurada taahhüt ettiğim sorunları en kısa sürede çözeceğim. Niye çözeceğim? Niye güveniyorum biliyor musun Furkan Bey? Hı hı. Bak ben Muhalefet Partisi'nin milletvekili değil miyim? Tabii. Deprem yaşadık değil mi? Depremden sonra okul ihtiyacı oldu. Hı hı. Kaç tane okul yaptırdım? 400 milyon liralık yatırım yaptırdım. 3 hı hı. tane okul. Şimdi düşünün. Yani muhalefet milletvekili olarak belediye başkanlarını buraya harekete geçirebiliyorsam ki öyle bir sorumlulukları yok. Afet bölgesi ilan edilmesi için cumhurbaşkanıyla bile muhatap olabiliyorsam benim iktidar partisinin milletvekiliğimin Elaza kazandıracaklarına bakın. Hı. Ya sevgili şeyler. ben size vefa borcumu ödemek istiyorum. Siz 2018 yılında beni Elazığ'da seçilmez denilen yerde onur ettiniz ve seçtiniz. Ben size bu şehre elinden geldiği kadar sahip çıktım. Elinden geldiği kadar değer verdim. Ama bundan sonra iktidarımızda artık yatırımları getireceğim. Ve Elazığ'a vefa borcumu ödeyeceğim. Vefa borcumu ödemek için de bize bir şans tanıyın. Ama bize şans tanırken de AK Parti'ye kesinlikle oy vermeyin. Anladım. Yoksa Peki. yalan dolan. Yine yalan dolan. 6 ay sonra başlarsınız. Bunlar da böyle çıktı. Keşke oy vermeseydik. Peki. Sayın Vekilim çok teşekkür ederim. Süremizi açtık bayağı Bitti da. mi ya? Ne evet, çabuk geçti. Geçti açtık bile. <laughs> çok teşekkür ediyorum Sayın Vekilim. <laughs> Başarılar diliyorum. Evet çabuk bundan sonra yoldan. aslında böyle kısa e, programlar yapmak biraz daha iyi. Yani hareketli geçiyor ve konu evet. dağılmamış olur. Ben tekrar bütün hemşehrilerimin bayramını kutluyorum. Daha önümüzde bir 20 günlük 23 günlük bir süre var. Bu 23 günlük süre içerisinde ki kapınıza gelen, size gelen bütün milletvekili adaylarının niye aday olduklarını, hmm. bugüne kadar Elazığ için neler yaptıklarını ve neler yapmak istediklerini dinleyin, sorular sorun, sandığa gittiğiniz zaman elinizi vicdanınıza koyun. Vicdanınıza gir, oyunuzu kullanın. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür Sağ olun. ederiz. Efendim, canlı yayın konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili ve Milletvekili Aday Gürsel Erol bizlerle birlikteydi. Seçim sürecine ilişkin Elazığ'la Elazığ'da ilgili düşüncelerini paylaştık. Kendisine bir kez daha teşekkür ederiz. Efendim şimdi kısa bir reklam arası ardından devam edeceğiz.